evimizde ekmek bulamıyor. Yani sen bir vatandaş olarak evinde ekmek bulamıyorsansa demek ki bir şey kalmamıştır ya. İyileceği bir şey yok yani. İş yok, güç yok. Ülke bitmiştir. Halk aç olduktan sonra sen istersen değil yani kral da olsan havadır. Hükümetin bütçe tartışmasında küçük esnaf içinde bir şeylerin tartışılmasını, hesabını yapmalarını arzu ederdik. Hiç olmazsa kiracı olarak ya bize kira yardımı ya da kira indirimi, bırakın bunları, inşallah kira artışımız olmaz yani 2021'de. Halkın içinde bulunduğu durum, ya evinde kal, aç kal, aç olarak öl ya da salgınla baş başa bir biçimde bu koşullarda yaşamlı virüsle boyun boyuna bir şekilde yürüt deniyor. Yani iktidarı ücretsiz, erişilebilir, kamusal, ana dilinde bir hizmete çağırıyoruz, davet ediyoruz. Zaten bu süreç içerisinde biliyorsunuz yeni bir cezaevi süreci var ve 39 tane yeni cezaevi açılacak. Biz bu 39 cezaevinin yerine 39 tane kadın dayanışma evinin açılmasını ve şiddete maruz kalan, boşanma süresi oluşan ve boşanmadan sonraki süreçlerde gidebileceği bir mekanizması olmayan, çalışmayan kadınların bu 39 tane yeni oluşturulacak kadın dayanışma ağlarından daha güvenli, daha konforlu olarak idame ettirilmesini istiyoruz. Asıl bilgiyi vatandaştan saklayan, toplumdan saklayan bir hükümet var ve maalesef bütçesinin temeli savunmaya ve diyanete gidiyor. Elbette ki bütün bunların %100 hiçbir şekilde olmamasını ifade etmiyoruz. Ancak bu ülkenin sorununu çözmez. Ülkenin temel sorunu sağlığa erişim ve eğitim hakkına erişim şu anda yok.